Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber tavşanımızın tüy bakımı hakkında size bilgi vereceğim. Tavşanlarda tüy bakımı çok önemlidir arkadaşlar. Bunu atlamamanız gerekiyor. Çünkü tüyleri uzun canlılar olduğu için özellikle Hollandalop, Tedelop gibi tavşanlar yemek yerken tüyleri karışabiliyor. Ve bu da mikropların üremesi için uygun bir ortam hazırlıyor. Aynı zamanda vücut tüyleri de karıştığında mantar gibi hastalıklara sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden tüy bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün size tüy bakımı hakkında birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar, nasıl yapabileceğiniz hakkında. Öncelikle arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi ipek tüylerin sırrı güzel bir beslenmeden geçer. Eğer ne kadar bakımı yaparsanız yapın, bu hayvan güzel beslenmiyor ise tüy bakımı, tüyleri ipek gibi olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben bunu sık sık tüy bakımını yapıyorum. Yazın da özellikle tüylerini kısa tutmaya çalışıyorum. Kafasındaki gördüğünüz gibi şu an kafasının tüyleri oldukça kısa. Kafasındaki tüyler çünkü yemek yerken arkadaşlar mani olabiliyor. Gözlerinin etrafını kapatıyor. Ve orada çapak gibi oluşumlara sebep oluyor. O yüzden kafa tüylerini yaz kış kesebilirsiniz. Ama ben tavşanıma balkonda baktığım için gövdedeki tüyleri uzun tutmaya çalışıyorum ki üşüme anlamında birazcık daha az bir problem yaşayalım diye. Şimdi tüy bakımında en önemli noktalardan biri, besin konusunu atladıktan sonra taraklar arkadaşlar. Düzenli olarak tavşanınızı taramanız gerekiyor. Bu da şu şekilde, birkaç çeşit tarağımız var. Bu taraklar hepsi birbirinden farklı amaç için kullanılıyor. Kimisiyle taranmayı severken kimisiyle de hiç sevmiyor arkadaşlar. Genel olarak benim tavşanım taranmaktan pek hoşlanmıyor. Bazı tavşanlar hoşlanıyor olabilir. Şimdi size en çok kullandığım basic bir taraktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tarağımız bu. Tarağımız bu. Şöyle arkasında fırçaları var şu an tavşanımızda, onu kemirmeye çalışıyor. Öteki tarafı da metal fırçaları var. O tarafı bilerek tavşana döndürmüyorum şu an, ısırır falan videoyla ilgilendiğim için. Genelde ben metal tarafıyla arkadaşlar tavşanımı tutup şöyle çok zorlamadan bu şekilde tarıyorum. Bakın şu an çok hoşlanmadı. Tamam, hadi. Kavurdu. Arkadaşlar şurada tüyler birikiyor taradıktan sonra. Bu tüyleri... Hop, bir dakika. Pikachu kaçtı ya. Bu tüyleri arkadaşlar kürdan veya kulak pamuğu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Elinizle şu şekilde tutup da çek edebilirsiniz. Yani bu size kalmış. En çok kullandığım tarak bu. Ama bunun şimdi şöyle bir durumu var. Bu normal dökülen tüyleri topluyor. Çok güzel. Ama şimdi birkaç farklı tarak daha var. Bir de bunu hani biraz uğraştırıyor. Bu detaylı uğraştığım tarak. Bazen daha detaylı tüy bakımı yaptığımda kullandığım... Tavşan kucağıma geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen daha detaylı tüy bakımı yaptığımda kullandığım taraklardan biri ise bu arkadaşlar. Bu Furminator diye bir marka. Kedi köpek için çok kullanılan bir tarak çeşidi. Şöyle bir odak yapalım. Sonra videolarımızda odak kötü oldu diyorsunuz. Furminator arkadaşlar. Şöyle bastırınca tüyleri atıyor ama zaten bunun içine tüy kalmıyor. Şu kısmı böyle jilet yok içinde ama jiletli tarak gibi. Bunun özelliği arkadaşlar, bunu kendi işte kedi köpek için olanlar var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Kısa tüylü kediler için ayrı bir modeli var. Kısa tüylü köpekler için ayrı bir modeli var. Uzun tüylü kediler için ayrı bir modeli var. Uzun tüylü köpekler için apayrı bir modeli var. Ben uzun tüylü kediler için olan modelini aldım. Çünkü benim tavşanım yani uzun tüylü kedilerin tüy yapısına sahip. O yüzden ben o modeli aldım. Onu da arkadaşlar sürüyorsunuz. İnanılmaz, hani videolarını izlersiniz.
bir gün sizde de hani bunun videosunu çekerim, filminatörün ayrı bir videosunu çekerim. İnanılmaz bir tüy dökümü sağlıyor. Ya büyük ihtimal daha başka kopmak üzere olan, dökülmek üzere olan tüyleri arkadaşlar onları da çıkartıyor büyük ihtimal ve o bayağı rahatlatıyor yani hani sizi benim gibi ciğerlerinizde hani tüylerle alakalı problemler yaşıyorsanız çok rahatlatıyor. Kullanabilirsiniz yani onu. Onda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu detaylı zamanlarda kullandım. Tekrar söyleyeyim. Şimdi bir tane daha var. Bununla taranmayı çok seviyor. Bu hani çok vaktim yok. Hani tavşanla da üstü başı böyle tüy olmuş. Yazın balkonunda falan hani oynarken kullandığım tarak. Böyle eldiven şeklinde. Burası kauçuk bir madde. Burası arkadaşlar büyük ihtimal elektriklendiği için severken siz bunu elinize takıyorsunuz. Tüyler buna yapışıyor ama çok verimli bir tüy performansı almıyor. Onun aksine üstteki tüyleri yapıştırıyor buna. Temizliği gayet kolay. Elektrik süpürgesi tutuyorum. Ben zaten tararken tavşanı elektrik süpürgesi genelde en düşük seviyede açık oluyor. Havada uçan tüyleri yakalıyor arkadaşlar. Bunun iyi yanı hani siz sanki elinizle şu hareketi yaptığınızdaki tepkiyi veriyor. Yani sanki tarıyormuşsunuz değil de siz onu seviyormuşsunuz gibi davranıyor. Çok rahatsız olmuyor. Tavşanın hani mutsuz günlerinde falan da kullanabilirsiniz. Bugün hadi çok mutsuz seni böyle tarayayım diyebilirsiniz yani. Buna daha alışıyorlar yani. Daha çabuk alışıyorlar. Şimdi bir diğer faktör de tavşanı nasıl tıraş edebiliriz? Bundan bahsedeyim size. Bu biraz zor bir şey. Çünkü tüy yoğunluğu çok fazla bir hayvan olduğu için arkadaşlar. şu hareket çok tatlı ya. Tüy yoğunluğu çok fazla olduğu için arkadaşlar her türlü makas veya işte tıraş makinesi bunun tüylerini kesmiyor arkadaşlar. Çok uğraştırıyor. Daha önce hepsiyle denedim. Normal makasla denedim. Çok zorlandım. Hatta hiç kesmedi. Tıraş makinesiyle denedim. Onunla bir miktar kesebildim. İnsan için çok güçlü bir tıraş makinesi vardı benim. Kendim pandemide saçlarımı kestim makine. Yine pikleri falan çok rahat kesiyordu o makine ama tavşanda biraz zorlandık açıkçası. O yüzden ben şöyle bir şey aldım. Diyeceksiniz ki yani hani bu biraz manyaklık boyutunda ama gerçekten çok güzel tavşan kesiyor. Tavşanı biraz şöyle alalım. Tavşan kesiyor derken videoyu buradan izleyen biri de çok yanlış anlayacak ama arkadaşlar şöyle bir koyu kırpma makası. Ben bunu hani şu boylarda falan diye gelir tahmin ediyordum toplam uzunluğu. Bu bayağı uzun bir şeymiş. Şöyle şeyini çıkartalım. Bu bayağı keskin bir makas. Böyle koyun kırpıyorlar arkadaşlar. Bir şey diyeyim ki yani koyunu kırkan tavşanı hayli hayli kırkar. Ben tavşanın kafasını arkadaşlar bununla kestim. Yalnız böyle şeylere el alışkanlığınız yoksa bunları kullanmayın arkadaşlar. Hani bir kaza çıkar, gözüne batırırsınız, yanlışlıkla kulağını kesersiniz, hani etine falan zarar verirsiniz. Kaş yapalım derken göz çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Benim elim böyle şeylere yatkın olduğu için ben bir problem yaşamadım. Kafasını da hatta size göstereyim tavşana. Daha yeni, yakın zamanda kestim. Eğer eski halini merak edenler varsa Instagram'da bir reels videom var tavşanla ilgili. Oradan bakabilirsiniz. Orada böyle saçları şöyle ananas gibi uzundu. Çok rahatsız ediyordu kendini de. Yemek yerken falan bayağı dolanıyordu. Ama onlar bebeklik tüyleri arkadaşlar. Şimdi bebeklik tüyü diye bir konu var. Ona da hızlıca değineyim sizlere. Bebeklik tüyleri arkadaşlar zamanla dökülüyor ama hemen dökülmüyor bunlarda. Yavaş yavaş dökülüyor. Bu da hani sizi sürekli bir döküm olduğu için tavşanlar çok tüy döküyormuş gibi gözüküyor size. Ama halbuki güzel bir bakımla işte arada tıraşını falan yaparsanız dipnot veriyorum dışarıda bakan arkadaşlar için yazın. Yazın yani şu an kesmeyin tüylerini. Bu şekilde kalsın. Yazın güzel tıraş edersiniz. Bebeklik tüylerinden rahatça kurtulur arkadaşlar. Taraklarla da bol bol tararsınız. Güzel beslemeniz gerekiyor. Şimdi size burada bir tane püf noktadan bahsedeceğim. Mevsim geçişlerinde özellikle tavşanlar kuşlar gibi. Daha önce hani tüyle ilgili kuş videolarımız vardı. Onları da izleyenler bilir.
Tüy dökümü yaşıyor arkadaşlar mevsim geçişlerinde. Yazdan kışa, kıştan yaza geçerken. Nasıl insanlar hani gardıroplarındaki yazlık kışlık kıyafetleri değiştiriyorlar. Bunlar da bütün hayvanlar kalın tüylerini döküyorlar. İşte daha seyrek, ince tüyler çıkartıyorlar. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bununla ilgili çok bir şey yapamazsınız ama şöyle bir şey var. Keten tohumu yağı ve keten tohumu bu süreci hızlandırıyor. Hani yağını tavşanda ağzına damlatabilirsiniz. Keten tohumunu direkt olarak verebilirsiniz. Ben tercihen hani doğal olan keten tohumunu direkt vermeyi tercih ederim ama yağını falan mamaya yemine damlatırsanız da olur. Keten tohumunun tüy geçişlerine faydası olduğu söyleniyor. Sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp kanalıma da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Tavşanlarla ilgili başka sorunuz varsa videoda açıklama kısmına da belirtirseniz yorumları okumaktan büyük keyif alırım. Elimden geldiğince de hepinizin mesajlarına cevap veriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.